Doğru adresi, sessiz yığınların sesi, gündem arsızı, teknoloji, oyun, popüler kültür avcısı, haber programı Haber Uzayı başlıyor. Rockstar'ın eski başkanlarından Leslie Benzies'in yeni oyunu Everywhere için yeni teaser fragmanı yayınlandı. Haber Uzayı geçtiğimiz yıllarda yeni stüdyosunda aşırı büyük bütçeli bir oyun olan Everywhere'ı geliştirmeye başlamıştı. Everywhere'de oyuncular oyunun içinde kendi oyunlarını da yapabilecek. Bu yüzden Everywhere, Roblox veya GTA Online'a benzetiliyor. Bu oyunda her şeyi yapabileceksiniz. Devasa bir dünya yaratıyoruz. Adeta Metaverse kuruyoruz şeklinde iddialı açıklamalarda bulunan Benzies, şimdi de Everywhere ile bağlantılı yeni bir oyun daha duyurdu. Mind's Eye adlı oyundan aha da şöyle oynanış görüntüleri içeren fragman da yayınlandı. Yüksek bütçeli bir oyun olan Mind's Eye, Everywhere ile ilişkili hikaye anlatımına odaklanan bir oyun olacak. Sonsuz olasılıklarla dolu bir dünya sunduğu ve dilediğimiz kişiyi olabileceğimiz gibi bir takım uçuk iddialarla lanse edilen Everywhere, bu yıl içinde PC ve konsollar için yayınlanacak. Geliştirici ekip Everywhere ve Mind's Eye adlı oyunun birbiriyle bağlantılı iki farklı oyun olduğunu vurguluyor. Everywhere bu yıl PC ve konsollar için çıkacak ama Mind's Eye'ın da Everywhere ile birlikte mi çıkacağı yoksa daha sonra oyuna ekleneceği pek de bilinmiyor. Fütüristik bir hikaye anlatacak olan bilim kurgu temalı Mind's Eye, hikaye odaklı bir aksiyon macera oyunu olacak. Oynanış görüntülerinin de yer aldığı kısa fragmanda özellikle oyunun grafikleri, ara sahne kalitesi ve araç takip sahneleri dikkat çekici görünüyor. Ama tabii bu fragman bana GTA Online'dan çok hangi oyunu hatırlattı? Star Citizen'ı. Star Citizen'ın ünlülerle dolu hikaye modunu hatırlattı bana nedense. En son 2019'da kesin çıkıyordu o. Ne oldu harbi ona? Star Citizen tayfa da halden memnun. Kimse sorgulamıyor ne olduğunu bu oyunun hikaye moduna. Valla Airway'den de ben bir Star Citizen'lık kokusu alıyorum ama hadi bakalım. Her şeyi yapabildiğimiz oyunun altından ne çıkacak çok merak ediyorum. Çok değişik bir Ninja Kaplumbağalar oyunu geliyor. Efendim bildiğiniz gibi Ninja Kaplumbağalar hikayesi 4 adet tosbağa ve 1 adet boomer farenin maceralarına odaklanır. Ancak gelen haberlere göre henüz kimin geliştirdiğini bilmediğimiz yeni Ninja Kaplumbağalar oyununda sadece 1 adet Ninja Kaplumbağa olacak. Oyunda çok karanlık bir hikaye anlatılacak ve bu gizemli oyunumuz God of War benzeri bir aksiyon oyunu olacaktır. Polygon'a konuşan Paramount Global Games'in başkanı Doug Rosen, oyunun içinde oldukça uzman bir geliştirici ekip tarafından geliştirildiğini ve hikayenin The Last Ronin çizgi romanından uyarlandığını söyledi. The Last Ronin çizgi romanında Michelangelo kalan son kaplumbağadır. Kardeşleri ve Splinter Usta ölmüştür. Michelangelo hem kendi silahını hem de kardeşlerinin silahlarını da kullanabilen, öfke ve intikam arzusuyla yanıp tutuşan karanlık bir karaktere dönüşmüştür. New York, Shredder'ın torununun liderliğindeki Food Clan tarafından yönetilmektedir. Ve küresel boyuttaki hava kirliliği yüzünden gezegen berbat bir durumdadır. Yani çizgi romanın evreni oldukça karanlık. Çizgi romandan uyarlanan oyunun da karanlık bir temaya sahip olacağı, Last Ronin'i yani Michelangelo'yu kontrol edeceğimiz tek karakterli bir oyun olacağı ancak flashback sekanslarla diğer karakterlerin de oynanabileceği açıklandı. Oyunu geliştiren stüdyonun adı sır gibi saklanıyor ama proje yüz bütçeli bir yapım. Valla anlatılan şeyler beni heyecanlandırmadı değil. Karanlık bir Ninja Kaplumbağalar oyunu kulağa enteresan geliyor. Tek Ninja Kaplumbağa fikri kulağa pek de hoş gelmese de geliştiren firmanın seviye olarak God of War'u belirlemesi de güzel. Tabii kimin yapacağı da önemli. Dandik bir firma çıkarsa hayaller God of War, gerçekler Erzurum olabilir. Hatırlarsanız son Game Awards'ın töreninde Red Dead Redemption 2'den Arthur Morgan'ın ve Last of Us'tan Joel'in yeni bir oyunda bir araya geldiği duyurulmuştu. Fort Solaris adlı oyundan yeni bir fragman yayınlandı. Fort Solaris adlı bilim kurgu oyunu bu yaz PC ve PlayStation 5 için yayınlanacak. Unreal Engine 5 ile geliştirilen oyun Mars'ta geçiyor. Üçüncü şahıs kamera açısına sahip oyunun tek çekim kamera açısına sahip olduğu yani God of War gibi olduğu açıklandı. Oyunumuz Mars'ta geçen uzun bir gecede yaşanan gizemli olayları anlatacak. Fort Solaris hem yerin üstüne hem yerin altına inşa edilmiş bir yapı. Korku ve gerilim dola dola bu yapıyı gezecek. Aşırı zengin hikaye anlatımı gibi bir oyun olan Fort Solaris çok cilalı bir yürüme simülasyonu gibi de duruyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Buradalarınız yürüme simülasyonlarından gına geldi mi? Yoksa bir tane daha oynarım mı diyorsunuz?
ve sızıntılar doğru çıktı. Valve Counter-Strike 2'yi duyurdu. Duyurmakla da kalmadı, oyunun neredeyse hazır olduğu da açıklandı. Oyunun beta sürümü de oynamaya hazır. Counter-Strike 2 seri tarihinin en büyük teknik sıçraması olacak. Oyun 2023 yaz aylarında çıkış yapacak ve Counter-Strike 2 CSGO'ya ücretsiz bir güncelleme olarak verilecek. Yayınlanan fragmanlarda oyunun grafiklerindeki iyileşmeye dikkat çekiliyor. Sis bombaları artık çevreyle etkileşime giriyor. Işığa, silah atışlarına ve patlamalara tepki veriyor. Haritalar da yeni görünümleriyle ve bazılarında çok büyük, bazılarındaysa ufak değişikliklerle karşımıza çıkacak. Overpass haritasında değişim oldukça büyük bir seviyede. Bazı haritalarsa daha cilalı, daha parlak görünüyor. Nuke haritası da güncelleniyor. Örneğin bu haritada daha gerçekçi materyaller kullanılmış ve gerçekçi yansımalarınırken fizik tabanlı bir ışıklandırma da bulunacakmış. Ama oyundaki en büyük teknik yenilik ise alt frekans güncellemesi. Bu ne demek? Yani artık ekranda gördüğünüz her şey birebir o an olacak. Oyun hareketlerinize ve atışlarınıza aynı hızda karşılık verecek. Counter-Strike 2 ile birlikte oyuncular kendi haritalarını da tasarlayabilecek. Oyun Source 2 oyun motoruyla hazırlanıyor. Evet, son Counter'ınız hayırlı olsun Counter sevdalıları. Valve 3 rakamına uyuz oluyor malum. Yani Counter-Strike 2 de muhtemelen serinin son oyunu olur. Ya o değil de yıllar sonra bir Counter-Strike çıkıyor ama bu grafikler sanki daha iyi olsa mıymış acaba? Sonuçta 50 yıl falan oynayacaklar bu oyunu. Biraz daha mı iyi olsaydı grafikler dedikleri değil. Neyse bilemedim. Resident Evil 4 Remake çok sağlam bir çıkış gerçekleştirdi. 2005 yılında çıkan Resident Evil 4'ün yeniden yapımı olan Resident Evil 4 Remake, Capcom'un şimdiye kadarki en iyi PC çıkışını yapan oyunu oldu. Oyunu şu anda Steam'de anlık 160 bin oyuncu oynuyor ve sayı giderek artıyor. Capcom'un diğer sevilen korku gerilim oyunu Resident Evil Village'ın lansman günü de 106 bin oyuncu oynamıştı. Resident Evil 2 Remake'de ise bu sayı 74 bindi. Bu yıl çıkan bir diğer başarılı remake olan Dead Space ise Steam'de yayınlandığında anlık oyuncu sayısı 30 bindi. Resident Evil 4 Remake bu yıl çıkan oyunlar arasında en iyi çıkış yapan oyunlardan biri oldu. Bu yılın en iyi çıkış yapan oyunu rekorunuysa Hogwarts Legacy elini tutuyor. Büyülü Assassin's Creed oyununu çıkış gününde tam 879 bin eş zamanlı oyuncu oynamış ve oha dedi. Resident Evil 4 Remake şu anda Steam'de en çok oynanan oyunlar sıralamasından 7. sırada. Oyun gerçekten güzel. Oyun gerçekten güzel. Bu arada Resident Evil 4 Remake incelememizi de yayınladık. İçinde oyuna başlayacaklar için 12 adet ipucunun da olduğu biz gibi bir video oldu. Eğlenceli bir video ha. Adeta benzersiz bir format da oldu bu incelemeyle birlikte. Ama velakin izleme sayısı birazcık az. Buradan inceleme yap. Kanalda sadece haber uzayı var diyenler oluyor. Niye inceleme gelmiyor diyorsunuz da yapınca da izlenmiyor ya. Haber uzayını bitirdiğiniz zaman Muharrem İnce'yi 100 bin imzaya ulaştırmak için organize olan aşırı genç kesim gibi organize olup Resident Evil 4 Remake videosuna geçiş yapıp beğeniye basar, yorum atarsak daha ne olur? Merak etmeyin. Geliyoruz. YouTube algoritmasını bir beğeniyle yıkacağız. Ubisoft oyun dünyasını kökünden değiştirecek bir adım attı. Firma Assassin's Creed serisi yapmayı bırakmadı. Hemen heyecanlanmayın ama çok ilginç bir duyuru geldi Fransız geliştirmeye. Ubisoft senaristlerine yardımcı olmak için bir yapay zeka geliştirmeyi duyurdu. Evet, Ubisoft'un Ghost Rider adlı yapay zekası Ubisoft oyunlarında sokaklarda gezen NPC'lerin diyaloglarını yazmaya başlamış. Ghost Rider bir diyalog parçası üzerinden çeşitli varyasyonlar üretiyor ve oyuncunun NPC'lerle daha gerçekçi etkileşim kurabilmesi için senaristlerle birlikte çalışıyor. Yani Ubisoft insanlara farklı diyalog yazdırmaktansa yapmış bir yapay zeka diyalogları yapaya yazdırıyor. Tabii bu gelişme Ubisoft için olumlu olsa da yani çok da yapay. Ekmek yemez, su içmez. Ancak bilmeyen tepkiler de var. Ya bu işlerle uğraşmaktansa işe yazar alsanız şeklinde tepkiler bile getirildi. Valla ben nedense tepki vermiyorum. Zaten Ubisoft oyunlarını adeta bir yapay zeka yapıyordu. Adeta yapay zekanın elinden çıkmış gibi izledim. ChatGPT'ye hikaye yazdıysa o Ubisoft oyunlarından daha iyi diyalog yazar bu kadar. Hikaye yazar. Yazdığım gerçekten de Ubisoft'tan daha iyi yazdı. Valla şaka bir yana, yapaylar adım adım geliyor. Şimdiden kendileriyle iyi geçinmek lazım. Canım yapaylar.
Evet buralarım, göz açıp kapayıncaya kadar geçen bank ayını da seni de bıraktım. Nisan ayına gidi ya, biz daha önce beğeniye basın yapılmamış henüz lütfen. Şu anda yemek yiyorsak kaşığı çatalı bırakalım, oruçluysak ben zaten çatalsız kaşıksız gibiyim. Allah kabul etsin, ama bir beğeniye basalım, öyle devam edelim diyor. Nisan ayına giriş yaparken gelecek hafta Mart ayının son haftasında çıkacak oyunlara da şöyle bir göz atımı gerçekleştirelim. Efendim Mart ayının son haftasında yine bir Metroidvania ile karşınızdayız. Nine Years of Shadow eski tarzı Metroidvania. Bunu seviyorsanız isteklerinize atım yapabilirsiniz. Elle çizilmiş görselleri hoş görünüyor 27 Mart'ta sizde. GTA gibi bir oyun olacak zannettiniz ama hiç de GTA ile alakası olmayan oyun Crime Boss Rocket City önümüzdeki hafta Epic'e geliyor. Crime Boss Rocket City tek başına veya arkadaşlarla oynanabilen bir birinci şahıs nişancı aksiyonuyla bölge savaşlarını birleştiren bir oyundur. Bakalım attığı daş ürküsü ucuza değecek mi? 28 Mart'ta Epic'te yayınlanacak. Dizisini izlettim, şimdi de oyununu satan diyen Sony, The Last of Us Part 2'yi önümüzdeki hafta PC oyuncuları için salıyor. Vallahi bir kere daha oynanır aslında ama fiyatı hafif tuzlu gibi. Oyun Steam'de 600 TL'ye satılıyor. The Last of Us Part 1, 28 Mart'ta PC'ye geliyor. Drake uğursuz akıntıya sahip denizde geçen tek oyunculu bir balıkçılık macerası. Tek alıdıklarını sat, tekniğini geliştir ve uzun süredir gömülüp sınırlar için derinlikleri ara. Sen bir takım ada keşfet ve bazı şeylerin neden unutulmuş olarak kalması gerektiğini keşfet. Minimal bir bağımsız olan Drake, PC, PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One ve Switch için uzmanlar oynayacak. Last Warfare gittikçe otomatikleşen bir dünyadaki yalnız girişçinin son mücadelesine odaklanan sürükleyici bir hikaye macera oldu. Dünyanın en büyük perakendecisi için çalışan Kurt, kapitalizm ve aktivizm arasında seçim yapmak durumunda kalıyor. Gerçekten inanılmaz bir seçim. Oyunumuz diğer cihazlarda da oynanıyor. Bu hafta grafikleri sahip bir hikaye anlatıldığı gibi bulmaca oyunu yürütüyor. Last Warfare konsollarla Switch için ve diğer cihazları için 30 Mart'ta çıkacak diyor ve hemen pası açar muhabirimiz atıyor. Rockstar İnşan'ın hemen karşısından herkese merhabalar. Bu hafta elimize GTA 6 ile ilgili çok fazla bilgi geçmedi. Yoshi, Squashy, Mocha, Lexi, Yoshi, Squashy, Resnick, Zeppelin. Gen Garaj internet üzerinden oldukça pratik bir şekilde sistem alabileceğini planlıyor. Gen Garaj'da fiyat performans üzerinden canavarlarına kadar ihtiyacınızı olduğu çok hazır sistem bulunuyor. Sadece hazır kasalar da değil, bilgisayar geçenlerinden, bir üstü bilgisayarlara, oyuncu ekipmanlarından klavye, mouse, kulaklık, monitör, hatta sırt çantasına kadar çeşitli çevre bilimlerini de Gen Garaj'da satın alabiliyorsunuz. Gengaraj üzerinden satın aldığınız sistemler dikkatli bir şekilde hazırlanıyor. Özellikle kargo yolluyor ve evinize kadar geliyor. Bana da ahanda bu kasayı yani Hero 5A modelini tekerleştirilmiş bir versiyonu gösterdi. Ve uzun yıllardır devam eden bilgisayar yetmezliğini sona erdirdiler. Tabii bu kasayı isterseniz Gengaraj üzerinden özelleştirip duyuyorsunuz. Dobrada eski bir araba olduğu için öyle olabiliyor. Senin arayüzü oldu tabii. Ya biraz şey gelin sen gösterdin. Oyunca barışmış gözlemlerimiz. İşlerini özenle yapıyorlar. Aynı Radalar gibi o zaman aşırı özellik yokuna devam ediyor. Ya Japon yaptığını da yapıyor ha. Alkışlıyorum bu oyunu yapanları. Resident Evil 4 oldu şu Radalar. Birkaç ufak tefek sorunu vardı ama net olarak söylüyorum. Resident Evil 4 remake bu dönemin GOTY adaylarından biri. 90'lar oyuncuları için Resident Evil serisi bir yere ayrıldı. Sanıyorum o dönem PlayStation 2 olan her ergenin yolu en az bir kere Raccoon City ile kesişmiştir. Ben Resident Evil serisiyle ilk buluşmamı daha dün gibi hatırlıyorum. Abimin PlayStation 1'i alıp eve getirdiğim ilk günü. Arkadaşımdan bir sürü oyun oynamış almıştım. Gelen oyunlar arasından Resident Evil 2'yi bulmuş ve hemen kontrola takmıştım. Oyunun açıldığı o ilk anı, bir yolda kontrolün hissedildiği anlarda yaşadığım, ya bu ne acayip bir oyun lan böyle.
sahnesini hiç unutmuyorum. O gece sabaha kadar Resident Evil 2 oynamış, sabah da ilk iş kaldığımız yerden devam etmek için konsolun başına geçmiş. İşin ilginç yanı, bu anların üzerinden neredeyse 20 yıldan fazla geçmiş. Ama Resident Evil 4 Remake üstü zaman denen mefhumla örtülü bu hisleri tozunu yükledi adet. Ve beni çocukluğuma getirdi. Bu kadar bulduğumuz yeter. Bize bir oyundan bahsettiğimizi duyar gibiyim. Önce hikayeden başlayalım. Alo, ha Leon, alo. Ne haber, ne yaptın, ne yapıyorsun? No, hayır. Koşmacalar. Ya şey diyeceğim ben sana ya. Bizim başkanın, Amerika, ha, başkanın kızı kaçırılmış. Deme ya. Evet abi, ha, mukadderat, zombiler kaçırmış kızı. Şey diyeceğim ya, sana zahmet bir kurtarıp gelsen. Tamam madem. Tamam, ben bırakayım işimi o zaman, tamam. Şey dedi o, kesin İspanya'nın o köyüne kaçırıldı değil mi? O zombiler oraya bulardı. Tamam o zaman, bravo, haydi kapatıyorum. İyi, görüşürüz o zaman, ben gidiyorum. Tamam, hadi seçime... Hadi tamam, tamam. Seçime de yerde ol. Tamam, hadi. Hadi, tamam. Hadi. Değil mi madem, başkanın kızı bir yerde kaçırıldıysa... Evet, oyunun hikayesi bu. Amerikan başkanının kızı kaçırılır, aşırı güzel saçlı ajan Leon S. Kennedy bu hassas kurtarma operasyonu için görevlendirilir. Amerikan başkanının kızı Ashley'nin Avrupa'da İspanya'da oturduğu köyde tutulduğu bir ölüm yılları, ölüm yerel polisler ölüm yılları köye giriş yapar. Ancak bu köy bildiğiniz beyaz yakalıların hayallerini süsleyen huzurlu köyler gibi değildir. Leon köylülere cinlerin musallat olduğunu görür ve olaylar gelişir. Aslında düşününce Anadolu'nun cinli köyleri gibi bir hikayesi var bu oyunun. Resident Evil 4 eşittir Dabbe Zehri Cin diyebilir miyiz? Muhtemelen diyemeyiz. Ama yakın yani. Hani Hasan Karacadağ filmlerinden çok da bence derin değil Resident Evil 4'ün hikayesi. Resident Evil 4 Remake'in hikayesi ufak nüanslar dışında orijinal oyunun hikayesiyle hemen hemen aynı, en azından yakın ilerliyor. Cringe Amerikan filmi klişeleriyle dolu diyaloglar, karizmasından gram ödün vermeyen, ortamın vahşetinden kesinlikle etkilenmeyen çok havalı bir ana karakter, aşırı karikatürize niye kötülük yaptığını ama amacının ne olduğunu bir türlü anlamadığımız baş kötüler falan klasik Resident Evil tosları olduğu için bu eksiklerin üzerinde durmuyorum. Leon'un Ashley ile olan diyalogları daha organik olmuş orijinal oyuna göre ama Leon hala kazma gibi bir adam. Ashley yine cıvıl cıvıl sempatik bir karakter. Birlikte takılmak keyifli. Orijinal oyundaki gibi Ashley öyle elinize ayağınıza da dolanmıyor. Hikaye yavan olsa da yine de işin içine kötücül dini temalar girdiği için hikaye biraz daha ilginç hale geliyor oyun açıldıkça. Şimdi hakkını da yemeyeyim. Sunum temposu çok iyi ayarlandığı için hikaye klişe de olsa oyun sizi bir sonraki aşamada ne olacak, bu gizemin arkasında ne var, olaylar nereye bağlanacak diye merak da ettiriyor. Hikayede ilerledikçe her chapter sonrası yeni haritaya geçiyor. Ashley'nin izini sürekli farklı mekanlarda sürüyorsunuz. Ki burada geliştirici ekip büyük bir övgüyü hak ediyor. Capcom bu oyunda bölüm tasarımı konusunda kendini de aşmış. Resident Evil 4 Remake ile birlikte bölüm tasarımı konusunda mükemmelliğe bir adım daha yaklaşmışlar. Orijinal Resident Evil 4'ü geçtiğimiz yıl Wii'de oynadık. Oyun o kadar iyi yaşlanmıştı ki ta 2007 yılında çıkan Wii versiyonu günümüz oyunlarında kesinlikle taş çıkarır. Şimdilerde emekliliğini ilan eden Shinji Mikami, Resident Evil 4 ile adeta oyun dünyasının kaderini değiştirmişti. Bu yeni kamera açısı Resident Evil 4 ile keşfedilmişti. Omuz üstü kamera açılı shooter dediğimiz tür adeta Resident Evil 4'ten sonra doğmuştu. Özellikle Wii kontrolcüsüyle oynandığında oyunun aksiyonu, vuruş hissi dönem oyunlarına göre bambaşka bir seviyeydi. Ama orijinal Resident Evil 4'ün beni en şaşırtan yanıysa oyunun bölüm tasarımları ve bölüm çeşitliliğidir. Vay arkadaş, 2005 yılında bu adamlar nasıl bu kadar katmanlı bir oyun yapmış demiştim. Adeta matruşka gibi bir oyundu. Açıldıkça oyunun içinden yeni bir şey çıkıyordu. Capcom adeta ya elimizde zaten şahane bir oyun var, iyi yönlerine olabildiğince dokunmayalım, Shinji Mikami'nin ayak izlerini takip edelim. Ama geliştirerek ve eldeki malzemeyi büyüterek işleyelim. Mikami ustanın izini böyle sürelim demiş ve bunu da başarmış. Resident Evil 4 Remake'in içinde adeta 5 tane
farklı oyun var gibi hissettim. Yani ne demek istiyorum? Şöyle ki, oyunun bölüm çeşitliliği o kadar fazla ve bölümler o kadar katmanlı, keşfetmeye açık ki toplam 23 saat süren Resident Evil 4 Remake maceramda bir dakika bile sıkılmadı. Oyunda kendini tekrar eden neredeyse hiçbir şey yok. Bir şey var, ona sonra değineceğim. Başlangıç bölümündeki köy ve köye yakın diğer bölgelerde bir köşe dolaştım. Sadece bu bölgede bile hiç sıkılmadan 3-4 saat harcadım. Yahu sadece şu köy bölümünden bir oyun yaparsın ama adamlar bununla yetinmemiş. Oyunu lahana gibi katman katman açmaya devam etmişler. Oyunun en başında Resident Evil 4 Remake ile ilgili kafamda soru işaretleri vardı. Ya acaba çok mu orijinaline benziyor? Çok mu aynı oyunu oynuyorum? Ya biraz fazla mı copy paste yapmışlar acaba? Çok da büyük bütçeli bir oyun değil mi bu oyun derken köyden çıktıktan sonra takip eden göl bölümüne gelince yarı açık dünyayla tanıştığımda dedim ki evet ben büyük bir oyun oynuyorum. Küçük tekneme atlayıp alternatif bölgelerde hazine peşine koşmaya başladım. Keyfim adeta ikiye katlandı. Sağa sola serpiştirilen mavi madalyonları bulmak için uğraşırken ya da birkaç fare öldürmek için kıyı bucak dolaşırken hiç sıkılmadığımı anladığımda dedim ki işte bu oyun olmuş. Neden olmuş dedim, onu biraz daha detaylandırayım. Resident Evil 4 Remake'de duvarlarda mavi not defteri sayfalarına rastlıyorsunuz. Bunlarda etrafta yapabileceğiniz mini yan görevlerle ilgili bilgiler oluyor. Efendim köye dadanan büyük bir yaratık var. Git onu öldür. 5 tane mavi madalyon vur. 6 tane yılan avla. Tavuk yumurtası getir. Fare öldür falan gibi. Normalde oyunun hikayesi dışına çıkan bu tarz şeylerle uğraşmayı çok da sevmem. Ama Resident Evil 4 Remake'i izlediğiniz için teşekkür ederim. Keyif de yaptım. Çünkü yan mini görevler sayesinde haritada normalde